Efendim sırada avukatlarımızdan Serpil Ersan var. Efendim bu hafta da avukatımız yine hukukla ilgili çok önemli bilgileri Londra Mahallesi izleyicileriyle paylaştı. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyicileri. Bir hukuk bölümümüze daha hoş geldiniz. Efendim yanımızda avukatlarımızdan sevgili Serpil Ersan var. Öncelikle bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Efendim bu haftada hepimizi yakından ilgilendiren iki önemli konuyu konuşacağız. Öncelikle Ankara Anlaşmalılar ve de kaza davaları. Efendim Ankara Anlaşmalısınız, Londra'da yaşıyorsunuz ve 3 yıllık vize için başvuruyorsunuz. Fakat 1 yıllık vizeyi alabiliyorsunuz. Maalesef bu kötü bir haber. Peki niye 1 yıllık alıyorlar efendim? Neden 3 yıllık değil de 1 yıllık? Ankara Anlaşmaları Brexit süreci, yani Avrupa Birliği çıkışı sürecinin başlanmasıyla birlikte birçok kişinin kafasını karıştıran bir süreç oldu. Öncelikle hala birçok kişi Ankara Anlaşmalarından başvuru yapılıp yapılmadığı konusunda net değil. Önümüzdeki dönemlerde hala Mart 2019'a kadar başvuruların devamı noktasında herhangi bir değişiklik yok. Ama bu süreç yeni yapılan başvurularda da etkisini gösteriyor. Mesela çok saçma sapan gerekçelerle yok National Insurance numarası yokmuş, yok doğru düzgün vergisi ödenmemiş gibi bahanelerle bir yıl yenile 3 yıl yerine 1 yıllık veya 1 yıl yerine 3 yıllık yerine 2 yıllık vizeler veriliyor. Buradaki mesajımız şu: bir, bu tür olaylarla karşılaşacak olanlar olacak. Mesela 1 yıl, 3 yıl yerine 1 yıl alanlar olacak. Bunu bir setback olarak, yani bir geri adım olarak görmemek gerekiyor. Tam tersine bunu bir uyarı olarak görüp var olan eksik belgeleri önümüzdeki dönemki başvurularda ayrıntılı bir şekilde gözlerinin içine soka soka var olduğunu belirtmek gerekecek. Daha önceki zamanda böyle yaptınız aslında olduğu halde size bu delilleri de sunmuştuk. Ama buna rağmen bu kararı verdiğiniz şeklinde uyarıda bulunmak gerekiyor. İkincisi de hazırlıklarımızı doğru düzgün yapmamız gerekiyor. Serpil Hanım, kaza davaları demiştik başta. Bir kez daha aslında hatırlatayım sevgili izleyiciler. Kaza davaları ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru varsa Serpil Ersan'ın ofisine gelebilir. Kendisinden bilgi de alabilirsiniz. Şimdi son gelişmeleri, kaza davaları ile ilgili son gelişmeleri sevgili avukatımızdan öğreneceğiz. Arabasını emotiden geçiremeyen bir kişi, arabasında hasar olduğu için emotisini geçiremeyen bir kişi çalıştığı iş yerine gidiyor ve diyor ki benim emotim geçmedi. Orada da arabalar tamir ediliyor. Tamir edilen bir yer. Ben bu arada birkaç tane işlem yapmam lazım, arabamı tamir etmem lazım. Sizin izninizle burada biraz kaynak falan da içeren bir çalışma olacak, bir tamir işi olacak. Bunu yapabilir miyim diyor, işlerine izin veriyor. Evet yapabilirsin diyor. O akşam geç saatte kalıyor, arabasını tamir ediyor. Tamir ederken, kaynağı yaparken birdenbire bir sorun yaşanıyor ve yangın başlıyor. Yangın yayılıyor. O iş yeri bina yanıyor. Onun yanında da aynı zamanda da yan binalarda yanıyor. İş yerinin sigortası bu olaydan dolayı bütün tazminatı ödüyor. Bütün binayı ödüyor. Binanın yanındaki yakılan binaların da ücretlerini ödüyor. Ama daha sonra arabanın sigortasına karşı dava açıyor. Ve dava açmak istiyor ve mektup yazıyor. Diyor ki biz bunu ödedik ama binanın sigortası. Senin arabanın sigortası aslında bunu ödemesi lazım. Bunu diyen tabii arabanın sigorta şirketi hemen mahkemeye başvuruyor. Diyor ki declaration dediğimiz, yani bir açıklama istiyor mahkemeden. Diyor ki bu adamlar benim peşime gelecek. Peşime gelmeden önce bari ben size sorayım. Böyle bir durumda ben sorumlu olabilir miyim? Yani benim arabanın sigortası sorumlu olabilir mi? Gerekçelerini şöyle açıklıyor. Bir kere bu kullanım değil. Bu adam araba tamir oluyor sadece. Normalde bir adam arabayı alır da yola çıkarsa, kullanım sırasında birisine yaralarsa veya başka birisinin aracına zarar verirse ben sorumlu olurum. Ama onun dışında benim sorumlu olmamam gerekiyor. Çünkü arabanın emotisinin geçmesi için gerekli olan tamir süreci benim sigortaladığım döneme tekabül etmemesi gerekiyor diyor. İlk mahkemede mahkeme arabanın sigortasını haklı buluyor. Tabii diğer taraf durmaz. Onlar da hemen temiz ediyorlar. Tamam da diyorlar.
arabanın sigortası tamir sırasında ortaya olan çıkan olaylardan dolayı arabanın sigortası eğer bunu kapsamayacaksa neyi kapsayacak? Eğer arabanın kullanımı halinde bu kavram kullanılmayacaksa, yani arabanın tamir süresindeki sigorta bu süreci kapsamayacaksa neyi kapsayacak diyor ve yüksek mahkemeye gidiyor. Yüksek mahkeme olayı değerlendirdikten sonra çok önemli, birçok kişiyi etkileyecek bir karar veriyor. Bu karar da şu: normal koşullarda araba sigortaları sadece ve sadece arabayı alıp da use dediğimiz, yani kullanım dediğimiz, arabayı alıp da kullanırken olmaz. Neler use, yani kullanım kapsamında olabilir? O noktada Avrupa Birliği'nin regulation'larını da göz önünde bulundurarak yüksek mahkeme arabanın diyelim ki yangına neden olmasından dolayı olabilir, tamiri sırasındaki kaza hasarlardan dolayı olabilir, tek başına park edildiği halde uzun bir süre kullanılmayan bir arabanın sigortasının verdiği zararlardan dolayı olabilir. Böyle durumlarda sigorta şirketinin, arabanın sigorta şirketinin sorumlu olmasına karar veriyor. Ben de buradan yüksek mahkemenin verdiği kararın çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Bu gibi davaları da sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Büyük bir talihsizlik yaşanmış efendim. Bu aslında hepimiz için çok önemli bir bilgiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Efendim, bu haftada kaza davaları ve de Ankara anlaşmaları yakından ilgilendiren bilgiler verdik. Aslında son gelişmeleri sizlerle paylaştık. Haftaya hukuk bölümümüzde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Londra Mahallesi'nden ayrılmayın.